Bir mesele işleyeceğim bugün. Meseleyi aynen şu şekilde işleyeceğiz. Bediüzzaman Hazretleri'nin her zamanki metodudur. Beyin midesinde meseleyi sindirecek abi. Oradan da kalpteki iman potasını eritecek. Doğru mu Mehmet abi? Yani Bediüzzaman Hazretleri bu eserleriyle ne aklı, ne kalbi, ne de diğer letaifleri asla boş bırakmaz. Başlayalım sohbeti. Kainatta esbab ve müsebbebat görünen eşyaya bakıyoruz. Ve görüyoruz ki, bu cümle önemli, dikkat abi. En âlâ bir sebep, en adi bir müsebbebe gücü yetmiyor. Bu cümlenin üstünde duracağız. Bugünkü cümlemiz bu. En âlâ, en büyük bir sebep Mehmet abi, en basit bir müsebbep. Müsebbep demek ürün demek, tamam mı abi? En basit bir müsebbebe bu sebebin gücü yetmiyor diyor. Ne gibi? Mesela ağaç bir sebeptir Metin abi. Bunun müsebbebi, ürünü nedir? Meyvesidir, doğru mu abi? Devam edelim kardeşim. Koyun bizim sebebimiz olsun. Koyunun verdiği süt bizim müsebbep, çok güzel. Ürünümüz oluyor değil mi abi? Peki tavuk sebepse müsebbep ne abi? Yumurta. Yumurta değil mi? Bak tavuktaki sebebe bak ama. Yumurtanın beyazıyla sarısını ayırabilecek kadar zeki bir sebep yani. Bak şimdi buradan inceleyeceğiz. Devam ediyorum. Yine döneceğim bu cümleye. Demek esbab bir perdedir. Müsebbepleri yapan başkasıdır. Mesela hadsiz masnuattan yalnız cüz'i bir misal olarak insan başı içinde bir hardal küçüklüğünde bir yerde yerleştirilen kuvve-i hafızaya bakıyoruz. Bizim hafıza kuvvetimize bakıyoruz. Hardal başı büyüklüğünde düşün. Görüyoruz ki öyle bir cami, kitap belki kütüphane hükmündedir ki bütün sergüzeşte hayatı içinde karıştırmaksızın yazılıyor. Bak abi, neye bakıyoruz biliyor musun? Batuhan, gelsene abicim yanıma. Gel. Söz yine yapmayacağım ya. Bak, kuvve-i hafızaya bakıyoruz. Gel abicim. Gel, buradan abi. Gel. Gel Batuhan. Şimdi bak Batuhan, sen de bundan var biliyor musun? Tam metal değil ama biraz farklı. Buna hafıza diyoruz. Mercimek büyüklüğü kadar. Sen o hafızanın içinde neler var biliyor musun Batuhan? Bak, şöyle ellerini açsana abicim. Bak, şimdi Batuhan, ben şu kitapları senin eline yüklesem. Devam et sen Batuhan. Şu kitapları da senin eline yüklesem. Devam ediyorum. Düşürme keçeli. Bu kitapları da senin eline yüklesem. Burada yaklaşık 10 tane kitap var. Çok yoruldun mu Batuhan? Batuhancı, ben senin kuvve-i hafızanı da konuşmayacağım. Sende DNA diye bir hücre var. Hücre molekülü. Senin DNA'nda bu kitaptan 43 tane var Batuhan. Vereyim mi daha içeriden getirdiğim mi 43 tane? Taşıyabilir misin? 43 tane. Peki Batuhan ben sana sorsam ki bunu, bu kadar kitabı buraya sokmak için kim gerek Batuhan? Allah'tan başkası sokabilir mi peki Batuhancı? Sokamaz değil mi? Peki Batuhan devam edelim. Yoruldun mu? Yoruldun mu? Batuhan, sende bundan 60 trilyon tane var. 60 trilyon. Bir tanesinde 20.000 sayfa 43 ciltlik ansiklopedi olan DNA molekülümüzden Metin abi 60 trilyon var. Getireyim mi içeriden? 60 trilyon. Ben taşıyabilir misin Batuhan'ı? Çok zor değil mi? Seni bile aşar. 60 trilyon tane. Bizim DNA'mızda DNA sarmalı denilen bir ip var. Metin abi DNA bu kadar değil. Gözle gözle görünmez. Bu büyütülmüş hali. Bu DNA sarmalı minnacık hücrede 2 metredir. 60 trilyon tane hücremiz var dedik. Doğru mu abi? Eğer bunları ucuca bağlasam 120 milyar kilometre yol yapar. 120 milyar. Yaklaşık 6000 kere falan güneşe gidip gelmek oluyor. Eğer bir insan diyorsa ki ben bu kadar bilgiyi şu kuvve-i hafızanın içine sokacak olan sebebi biliyorum diyorsa 120 milyar kilometreyi koşmaya başlasın, biz yetişeceğiz ona. Doğru mu? Olmaz değil mi? Bunları buraya sokmak için kim gerek? Allah gerek. Bak gencecik kardeşim bile Allah'ın gerek olduğunu biliyor. Allah razı olsun Batuhan. Sağ olasın. Yerine geç kardeşim benim. Demek ki abiler, şöyle bir müsebbebi yapacak bir sebep Metin abi, asla hiçbir sebebin eli yetişmemekte. Devam ediyoruz. Abi dikkatler burada. İlk okuduğum cümleye tekrar gönderme yapıyorum. En âlâ bir sebep, en âlâ bir sebep, en adi bir müsebbebe kuvveti yetmiyor. Müsebbep ne demekti abi, hatırlıyor musunuz? Ürün demekti değil mi? Şimdi bak abi, biz neyi düşünelim? Yutkunmayı düşünelim. Bak en çok yaptığımız günlük refleks iş, doğru mu kardeşim? Yutkunma fiili.
Benim abi yutkunabilmem için, benim yutkunabilmem için buradan küçük dilimin benim burun boşluğu kapanması gerekiyor. Bak bir yutkunmadan bahsedeceğim. Ardından buradan gırtlağımda benim nefes borumu kapanması gerekiyor. Tamam mı abi? Yutkunabilmem için onu bahsediyorum. Bunlar birbirini kapadı değil mi abi? Kapadıktan sonra diğer icraatı hiç anlatmayacağım. Hiç anlatmayacağım. Başka ufacık bir şey anlatacağım. Ben her yemek yediğimde ağzımda ufak partiküller birikiyor. Eğer bu partiküller bir şekilde mideme gitmese yüzümüze yemek sıçratmam gerekiyordu. Ama benim dilimin altındaki tükürük bezleri mukoza denen kaygan bir sıvıyı salgılıyor abi. O sıvı bütün ağzımdaki ufacık partikülleri toplayarak kaygan bir şekilde yutkunmama devam ettiriyor. Soru geliyor. 1. Bu yutkunma eylemi olurken benim bu iki tane yolumu kapattıran kimdir? Kapattıran nedir? 2. Ben yutkunurken refleks olarak nefes almamı devam ettiren merhamet sahibi kimdir? 3. Tükürük bezlerini Batuhan buraya koyan kimdir? 4. Ya ben mukoza yapmayı nereden öğrendim? Ben omlet yapamam ya, mukozayı nereden öğrendim? Bunları yapan kimdir? 5. Bağlayalım. Hangi sebebin bu müsebbebe gücü yetmektedir? Çok zor değil mi? Bak günlük hayatta hep yaptığımız bir işten bahsediyorum. Yutkunma işinden bahsettim ya. Ama abi biz bir yutkunma faaliyetine bile dikkat etmeme durumuna bediüzzaman ne diyor biliyor musun? Gaflet diyor. Yani çevreden haberdar olmama durumu diyor. Yani bizler baktığımız şeye nazara dikkatle bakamıyoruz. Mert, benim göz hangi renk? Ela. Ela değil mi? Bak abi, bu gafletteki kardeşimiz beyazın içinde Ela. Biz artık bunlara bile nazara dikkatimizi veremiyoruz ve çevreden haberdar olmama durumuna doğru koşuyoruz. Gafil olmaya devam ediyoruz. Devam ediyorum. Bir örnek daha geliyor. Yine aynı cümle. En ala, en büyük. En büyük ne diyor biliyor musun abi bak? İddia da bulunuyor burada. Diyor ki, sen bütün ekonomini istediğin sanayide kullan, öyle bir ürün yap ki benim az önce saydıklarımın hiçbirini yapamayacaksın diyor. Büyük bir iddia var burada. Aynı cümle. En ala bir sebep, en adi bir müsebbebe. Yani çok basit olan bir müsebbebe dahi asla gücü yetmemektedir diyor. Bak şimdi abi. Devam edelim yapmaya. Bir örneğimiz daha var. Şimdi bak, benim dünyaya gelişimi düşündüm geçenlerde. Benim yaklaşık kılımdan gözümün rengine kadar 60 bin karakteristik özelliğim var abi. 60 bin tane. Bak bu 60 bin tane karakteristik özelliğim için 30 binini anne veriyor bana abi. 30 bin özellik anne veriyor. 30 bini kim verecek abi? Baba verecek. Bak aynı tombala mantığında düşün. Anne 30 bin tane boşluk bırakıyor. Birden 30 bin rakamına kadar boşluk bırakıyor. Bak şimdi. Anne boşlukları bırakacak. 30 bin tane. Bu 30 bin boşluğu kim doldursun abi? Baba. Baba doldursun, çok güzel. Yalnız bir problemimiz var Kadir abi. Baba bu 30 bine 30 binle cevap vermiyor, 250 milyon meniyle cevap veriyor. Şimdi burada bir matematik sıkıntısı oldu. Ben matematik çözemiyorum, çözemezse gelsin. Şimdi bak, Mert kardeşim gel sen. Bak, şimdi bunlar bizim neyimiz? Burada 30 tane çıkardım, siz 30 bin tane sayın. Bunlar benim karakteristik özelliğimin yerleşeceği, değil mi? Annede bekleyen yuvalar. Bu da benim tombalım. Burada birden 250 milyona kadar rakam var. Kadir abi, bak burada 30 bin boşluk var. Birden tombalı oynadın mı hiç? Bak, buradan birden 30 milyona kadar rakam var. Anlamaya yok değil mi abi? Bak çok önemli mesela. Birden 30 milyona kadar, düzeltiyorum, 30 bine kadar burada boşluklar var. Kartlar var. Al eline babacığım. Burada da 250 milyon tane menü var. Şimdi ben elini daldırıp çekeceksin. Ve mesela 3 rakamı çektin ya, burada varsa koyacaksın. Yoksa koymayacaksın. Birden 250 milyon. 30 bin tane boşluğa 250 milyon tane rakamı 5 dakikada kusursuz bir şekilde ilka eden, yerleştiren sebep kimdir? Allah. Başka bir şeyin gücü yeter mi? Allah razı olsun kardeşim. Başka bir şeyin gücü yetebilir mi buna? Asla. Demek aynı cümleyi tekrar edelim. En âlâ bir sebep, en adi bir ürüne, en basit bir müsebbebe gücü yetiyor mu abi? İmkanı yok yetmesine. Demek ki bütün bunları yapan bir Allah var diyeceğiz. Bak, şimdi bu konuşmalarımda ben böyle ehli dünya dinlesem, tamam bunları bir Allah yapıyor diye ikna olurum. Doğru mu Tolga? Peki sorsam desem ki neden bir tane Allah? İki tane olsa daha rahat olmaz mı?
Bu masayı ben tek kişi mi daha rahat kaldırırım, iki kişi mi daha rahat kaldırırım? İki değil mi? O zaman düz mantık, Aristo mantığı düşünecek olursak iki kişi bu masayı daha rahat kaldırır deyince kainatta iki bir yaratıcı olabilir mi diye bir soru gelir. Cevap verin. Bediüzzaman diyor ki, bir köyde iki muhtar olamaz diyor. Bak, cümleye bak. Fizikteki intizam kanununu bizlerin anlayabileceği bir şekilde söylemiş Mert. Bir köyde iki muhtar olamaz demiş. Bak abi, ben buradan bardağa bir F kuvveti uygulayacağım. İkinci bir kuvvet, bak benim bardağım bu yörüngede gidecek. İkinci bir kuvvet aynı noktaya değdiği anda bak bardağımın yörüngesi değişti. Bu kainatta kusurlu bir şey gördün mü hiç kardeşim? Gördün mü? Zerre atomdan koca galaksilere kadar hepsi kusursuz bir nizam ve intizam içinde hareket ediyorsa buna ikinci bir el değdiği anda bütün nizam bozulmak zorundadır. Çünkü bir noktadan kaç doğru geçer? Sonsuz. Benim buna uygulanan kuvveti ikinci bir güçte tutturabilmemin ihtimali 1 bölü sonsuzdur. Bu da matematikte sıfır yapmaktadır. Demek ki fizikteki intizam kanunu diyor ki, evet kardeşim, az önce verdiğin örnekleri yapabilecek Allah'tan başka bir sebep yoktur. Ve fizik dahi açıklamaktadır ki, la ilahe illallah, Allah'tan başka bunlara gücü yetebilecek ikinci bir ilah olması mümkün değildir. Ben Bediüzzaman'dan bu dersi aldıktan sonra oturdum, şöyle bir annemi izledim balkonda. Dedim ki, lan benim bu annemin dedi, o şekilsiz hamurlardan enfes börekler yaptığı doğrudur. Çok güzel pasta yapar anne. Ama benim annem benim resmimi çizemez, beni nasıl yapsın dedim ya. Benim annem beni yapabilecek bir sebep değildir. Demek ki bu perdenin arkasında bütün bunlara muktedir bir sebep lazımdır. Bir insan Bediüzzaman'dan bu dersi dinledikten sonra hala Allah var mı bir mi diyorsa o arkadaşımızın dermanı diyanette değil psikolojidir. Allah rızası için El-Fatih. Abi bugün 3 dersimiz var. 90 dakika futbol maçına delikanlı dayanır. Bu sohbete de erkek olan erkekleri benim sohbetim için amca demiyorum. Bir peygamber daveti. Bütün delikanlı abilerimizi içinde sohbete bekliyoruz.